1952 yılında Kerkük'e bağlı Kanekin'de dünyaya geldi. Gece yarısı dünyaya geldiği için Arapça gece anlamına gelen Leyla ismi verildi. 5 çocuklu, Kürt ve yoksul bir ailenin kızıydı. O da halkının dayatılmış yazgısından nasibini aldı ve göçleri yaşadı. Ailesi orta öğreniminden sonra Bağdat'a göç etti. Bağdat'ta liseyi tamamlayan Leyla, Bağdat Üniversitesi'nde sosyoloji bölümüne girdi. Kürt mücadelesine ve devrimine ilgi duydu. 1972 yılında Kürdistan Öğrenciler Birliği'nin kuruluşunda yer aldı. O dönemde özellikle Güney Kürdistan'daki Kürtler hassas bir dönemden geçiyordu. Irak hükümeti ile Kürtler arasında yapılan 1971 otonomi anlaşması fiilen işlemez hale gelmişti. 1974'ün baharında Saddam önderliğindeki Baas rejimi Kürtlere karşı savaş açtı. Saddam iktidarda değildi ama etkiliydi. Baas Partisi'ni iktidara taşıyan 1968 darbesinde de önemli rol oynamıştı. Saddam Hüseyin 1979'da resmen Irak'ın devlet başkanı olmasına rağmen aslında bu tarihten çok daha önce de facto anlamda ülkede iktidar sahibiydi. Şii ve Kürtlere karşı sindirme girişimlerinin yürütücüsüydü. Leyla Kasım da Saddam Hüseyin'in Kürt düşmanlığı üzerine bir makale yazınca hedef haline geldi. O dönemde iktidar Kürt ailelerini Bağdat'tan çıkarmış, Irak rejiminin Kaladize kentini bombalaması sonucunda birçok sivil yaşamını yitirmişti. Kürtlere dönük ağır saldırılar vardı. Kölelik, Kürtlerin kaderi değil diyerek ulusal kurtuluş mücadelesine aktif militan olarak katılan Leyla Kasım, arkadaşlarıyla birlikte buna karşı Kürtlerin sesini dünyaya duyuracak bir eylem hazırlığına girişti. Filistinli direnişçi Leyla Halid'in uçak kaçırmasından esinlenerek uçak kaçırmayı tasarladığı rivayet edilir. Bunun üzerine 29 Nisan 1974'te bir gece yarısı istihbarat güçleri tarafından evinden alındı. İstihbarat sorumlusunun Saddam'ı öfkelendiren Leyla sen misin dediği Leyla ve arkadaşları Bağdat'ta bir sinema salonuna bomba koymak ve Saddam Hüseyin'in Mısır dönüşünde havaalanında eylem planı yapmakla suçlandı. Saddam'ı taşıyan uçağın 2 saat geç kalkmasıyla saldırının deşifre olduğu iddia edildi. Hapishanedeyken işkence ve insanlık dışı uygulamalara maruz bırakıldı. Saddam'a suikast iddiasıyla da yargılandı. Yargılandığı mahkeme göstermelikti ama o orada da yargılanan değil, yargılayan oldu. Leyla'yı Leyla yapan en çok da mahkemede söylediği ''Beni öldürün fakat şu gerçeği de bilin ki benim öldürülmemle binlerce Kürt uyanacak. Ben Kürdistan'ın özgürlüğü yolunda canımı feda ettiğimden dolayı sevinç ve gurur duymaktayım.'' sözleri oldu.